Okul dönemi çocuk gelişimi açısından önemli. Fakat bazı sağlık riskleri de taşıyor. Okulda toplu halde bulunan çocuklarda bulaşıcı hastalıklar daha sık görülüyor. Öte yandan toplum hayatına adım atan çocuklar sosyal ve psikolojik sorunlar yaşayabiliyor. Peki okul döneminde çocukların fiziksel ve psikolojik sağlıklarını korumak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Önce çocukta bugün, okul döneminde çocuk sağlığını farklı yönleriyle ele alacak ailelere tavsiyeler sunacağız. Merhabalar değerli izleyenler. Önce çocuk programımıza hoş geldiniz. Yeni sezonun ilk bölümünde karşınızdayız. Yeni sezonda formatımızda bazı önemli değişiklikler yaptık. Bunlardan bir tanesi, bu programda çocukluk çağını ilgilendiren önemli sorunları alanında uzman konuklarımızla ele almaya, enine boyuna tartışmaya çalışacağız. İkinci önemli değişikliğimiz, tabii ki sizin konu ile ilgili görüşleriniz bizim için çok değerli. Bu nedenle de sokak röportajlarımız olacak ve sizin görüşlerinizi konuklarımızla birlikte tartışmaya çalışacağız. Üçüncü önemli nokta, VTR'lerimiz olacak. Konuyla ilgili VTR'ler hazırlayacağız ve onları da gene sizlerle birlikte tartışmaya çalışacağız. Dördüncü önemli nokta, ki burayı çok önemsiyorum. Çünkü adeta sizin evinize bir konuk gibi gelip sizin çocuklarınızın sorunlarını tartışır gibi bir sıcak ortamda konularımızı tartışmak istiyoruz. Bunu da sağlamanın en iyi yolu program sırasında canlı olarak sizin sorularınız. O nedenle de bu anlamda bu kanalları açık tutmak için sosyal medya ve iletişim bilgilerimiz olacak. Sosyal medyadan adresimiz facebook.com/oncecocuk, e-mail adresimiz oncecocuk@diyanet.gov.tr, telefon numaramız ise 0312 293 8333. Bu kanallarla bize canlı yayında sorularınızı sorabilirsiniz. Bugün bildiğiniz gibi okullar açılalı 10 gün oldu ve milyonlarca çocuğumuz okullara başladı. Ve biz de ilk programımızı okul ve çocuk başlığı altında ele almayı uygun gördük. Bu konuda değerli iki konuğum var. Biri psikolog Sayın Cüneyt Kaya. Efendim hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Diğer konuğumuz da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden, Çocuk Enfeksiyon Ana Bilim Dalı'ndan Sayın Doçent Doktor Hasan Tezer. Hoş geldiniz efendim programımıza. Bizi kırmadığınız için teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Efendim isterseniz öncelikle konumuza şeyden başlayalım. Şimdi tabii ki önce çocuklardan, küçük çocuklarımızdan başlayalım. İlk öğretime başlamanın ideal yaşı nedir? Hangi çocuklar başlamasında bir mahsur yoktur? Ya da burada bir yaş sınırı ifade etmek istemiyorum çünkü çocukların gelişimleri farklı olabilir. Burada ana unsurlar nedir? Önemli olan noktalar nelerdir? Çok güzel bir soru. Şimdi inancımız gereği tabii ki eğitim, öğretim bizim için çok önemli. Ama hep ben şunu düşünüyorum ve bütün seminerlerimde, konuşmalarımda da bunu dile getiriyorum. Neden yüce yaratıcı insanlara, bize İslam'la müşerref olmuş Müslümanlara ilk emri oku oldu? Neden namaz kıl demedi? Neden adam öldürme demedi? Neden sarhoşluk verici şeylerden uzak durun demedi de, şirk koşmayın demedi de, oku dedi? Demek ki bizi yaratan yüce yaratıcı bile eğitimin bizim için ne kadar vazgeçilmez bir unsur olduğunu biliyor. İhtiyacımız olan şeyi bize o şekilde öğretiyor, yol göstererek bunu yapmamızı istiyor. Ve yine benzer birçok hadislerde de Peygamber Efendimiz'in bu konuda bize yol gösterdiğini biliyoruz. İlimle ilgili, ilim öğrenmekle ilgili, alimlerle ilgili. Bu yüzden tarihsel sürece baktığımız zaman insanoğlunun eğitim süreci vazgeçilmez bir nokta. Mutlaka hani ben okumuyorum, okula gitmek istemiyorum, ben eğitilemem, ben köyünde memnunum, ben evimden dışarı çıkmam diye bir şey yok. Bu noktada insana doğumla birlikte bir bebek olarak ele aldığınızda insanın öğrenme süreci zaten başlıyor. Bunun bir yaşı vardır diyemeyiz. Bembeyaz bir sayfa düşünün insanoğluna. O bembeyaz sayfaya yazmaya başlıyoruz. Doğduğu ilk andan, hatta anne karnındaki belli gelişim dönemlerinde bile çocuğun psikolojik olarak
iletişim noktası olarak işte bazı konularda etkilendiğine dair bilimsel veriler var. Eğitim ve öğretim evet doğumdan önce bile başlıyor diyebiliriz. O yüzden hani ilk okul ne zaman? Bizim 5 yaşında, 6 yaşında çocuğumuzu yazdırdığımız okulumuz değil esasında. İlk okul çocuğun gözlerini açtığı dünya. Ve o beyaz sayfaya o andan itibaren biz yazmaya başlıyoruz. Ama akademik anlamda bunu düşünecek olursak... Örgün eğitim anlamında. Evet, hocam. Örgün eğitim anlamında düşünecek olursak çocuğumuzun psikolojik olarak ve fizyolojik olarak yeterliliğe ulaştığını düşündüğümüz zaman evet çocuğumuzun bir sonraki evreye geçmesi gerekir. Yani sınıf atlaması gerekir. Ana kucağı belki bir sınıftır, baba ocağı bir sınıftır, o sevgi ortamı, güven ortamı bir sınıftır ama insanoğlunun gelişimi bununla yetmemeli, daha fazlasına ihtiyaç var. O da sosyalleşme, akademik bilgiler, okulla birlikte yer alan rekabet ortamı, diğer bireylerle iletişime geçme süreci bunları yaşaması gerekir. Bu noktada ailelerin kendi çocuklarıyla ilgili bence birebir bir değerlendirme yaptırmalarında fayda var. Çünkü her çocuk bir değil. Her çocuğun içinde bulunduğu koşullar bir değil. Bundan dolayı kimi çocuk olacaktır? Evet, çok daha kısa süre içerisinde hem mental yani zihinsel süreçler açısından hızlı ilerlemiş olabilir. Ama bazı çocuklarımız bu konuda yeterince uyarıcı eksikliğinden dolayı ya da bir takım genetik faktörlerden dolayı öğrenme süreci biraz daha ağırdan alabilir. O yüzden bütün çocukları bir değerlendiremeyiz. Ama evet. Genel olarak evet öğrenme süreci doğumla birlikte, anaokulu dönemiyle birlikte, okul öncesi dönemle birlikte 5,5 ve 6 yaşları itibariyle artık yavaş yavaş bunu rekabet ortamı ve arkadaş ortamıyla devam ettirmesinin gerekliliğini hocam, düşünüyorum. Hocam buraya geleceğim. Sayın hocama dönmek istiyorum. Hocam çok önemli aslında bireysel, sosyal ve fizyolojik açıdan önemli parametreleri yerine getirmiş olması önemli gözüküyor. Siz fiziksel ve sağlık açısından çocuklarda hangi özelliklerin olması önemlidir dersiniz? Aslında şöyle girmek lazım konuya. Bebekler doğduktan sonra anneden geçen koruma hücreleri, antikor diyoruz biz bunlara, 6 aya kadar bazen 1 yaşa kadar bebekleri enfeksiyonlardan korurlar. Bu anneden geçen antikorlar azalmaya başlamasıyla birlikte vücut zaten kendisi koruma hücrelerini sentezlemeye başlar ve kabaca bir yaş verirsek 5 yaşında bu da sağlanmış olur. Antikorlar vücutta bebeği, çocuğu korumaya başlar. 5 yaşından sonra aslında bir koruma faktörleri sağlanmış olur. Ancak aslında her dönemde enfeksiyonlar sık görülür, her mevsimde. Kapalı ortamlarda çocuklar bir arada olduklarında, çünkü biz hep şunu düşünüyoruz, enfeksiyonlar öksürerek, aksırarak bulaşır diye. Aslında bir kısmı öyle bulaşır. Ellerimize de çok sık birbirimize enfeksiyon bulaştırırız. Bu ne demek? Çocuklar öksürdüğünde, aksırdığında ya da başka bir arkadaşıyla temas ettiğinde elindeki mikrobu yüzeyde dokunduğunda bırakır, 3 saat mikrop orada canlı kalır. Evet. Başka bir çocuk oynarken gelip öyle dokunduğunda, elinde yıkamadıysa ağzına götürdüğü zaman enfeksiyon bulaşmış olur. Gördüğünüz gibi ille öksürüp aksırmaya gerek yok. İşte çocukların... O zaman hocam şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani okula başlayacak olan çocuklarımıza aslında bir kalabalık bir ortamda yaşama formüllerini ve pratiklerini biraz anlatmakta fayda var gibi gözüküyor değil mi? Aynen öyle. Hocamız benden daha iyi biliyordur. Çocuklar bu yaşlarda birbirleriyle daha sık temas edip el temasında bulunan yaş grubundalar. Daha çok birbirlerin eşyasıyla bilmeden dokunup temas eden yaş grubunda. Aslında biz bu yaşlarda işte 5 yaşında çocuğa elini yıka alışkanlığını sürekli nasıl verebiliriz oyun çağındaki bir çocuğa? Orada bir sıkıntı var. O yüzden okullar başladığında da bizim işimiz artıyor. Çünkü enfeksiyonlar bu yüzden sık oluyor. Ama genel anlamda yazın da okullar olsa, yazında başka enfeksiyonlar sık olacaktı. Tamamen kapalı ortamda çocukların birlikte yaşamasıyla ilişkili bir enfeksiyon durumu söz konusu. Yoksa bir hastanın, çocuğun bir immün fonksiyonları yetersiz diye bir kavram ya da bir olay yok. Evet. O zaman çocuğumuz sağlıklı, sosyal, bireysel özellikleri eğer uygunsa, fiziksel açıdan da biz aslında öncü bir eğitim, bir alıştırma, bir öneriler paketi belki el yıkama eğiterek onları, evet, okula başlamalarına hazır hale getirebiliriz.
Şimdi bir vaktin çağrısı için bir ara veriyoruz. Sonra tekrar birlikte olacağız. Zaman akıyor. Zamanın sahibinin emaresi olan güneş, yerine aya bırakmaya hazırlanıyor. Bu yüzden solgun rengi. Günün ağırlığını yavaş yavaş yüklenen güneş, yorgun şimdi. Sadece güneş mi yorgun? İhtiyarlığın yükünü omuzlayan insan da büktü boynunu. Ufuklardan ışıklarını bir bir toplayan güneşe bakan insan da biliyor. Hazırlık var. Vakit yolculuk vakti. Mevsimlerdense hazan. Yemyeşil yapraklar yerleri süpürüyor şimdi. Kurşunla kaplandı gök. Rüzgarlar soğuk esiyor. Saçlarına düşen aklarla kızıl ufukları seriden insan... Faniliğin şuuruna varıyor. İşte tam bu an anlıyor Rabbinin neden asrın üzerine yemin ettiğini ve asrı idrak edemediğine insanın neden hüsrana sürüklendiğini. Oyun ve eğlenceden ibaret olan dünyanın zevalini aklına getiremediğinde nasıl aldandığını. Oysa çok önceden söylenmişti söylenen. Elbet dürülecek mekan ve tükenecek zaman. Sönüverecek güneş ve ay. Bu yüzden henüz güneş batmadan, karanlık çökmeden, sermaye tükenmeden, tam da bu anda dön Rabbine. Vakit ikindi. İkindinin şuuruna er. Orta namaza çağırırken seni ezan ve henüz hala varken vakit, durma, sığın ona. Secdelerle teselli bul. Batmak üzere güneş, bitmek üzere ömür. Bu yüzden çok değerli her saniye. Haydi, güneş senden yüz çevirmeden... Sen Rabbine çevir yüzünü şimdi. Vakit, ikindi namazı vakti. Değerli izleyenler, tekrar beraberiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Hasan Hocam, şimdi size önemli bir şey soracağım. Şimdi okullar kalabalık ve havalarda soğuyor. Malumunuz sonbahar, yağışlar geliyor. Doğal olarak çocuklarda enfeksiyon sıklığı, hele ilk öğretim çocuklarında yeni kalabalık ortama girdikleri için neredeyse ilk 6 ay ayda bir bize geliyorlar hasta diye. Dolayısıyla çocuklarımızı enfeksiyonlardan nasıl koruyacağız bu dönemde? İşte vitamin, destek vitaminler verelim mi? Balık yağını ekstradan verelim mi? Yoksa balık pişirip hafta 3 gün yiyelim mi? Ne dersiniz, bu konuyu biraz genişletelim mi? Aslında güzel bir soru. Çünkü bize de ailelerin çok sık sorduğu sorulardan biri. Ama temelde tabii biraz evvel söylediğim gibi çocuklarımıza el yıkama alışkanlığını kazandırmamız gerekiyor. Birincisi bu. Yani birbirleriyle temas ettikten sonra, tuvalete girip çıktıktan sonra el yıkamasını öğrenmesi gerekiyor çocukların. Bu yaşlarda biraz zor oluyor. Her yere dokunmaması gerektiğini, arkadaşlarıyla... Araya girebilir miyim hocam? Tabii. Şimdi el yıkama deyince benim kızım şöyle anlıyor, musluğu açıyor, elini suya sokup çıkarıyor. Bu el yıkamanın da sanırım değil mi bir kuralları, kaidesi var. Onu bir anlatabilir misiniz? Tabii hastanelerde lütfen? Bizim öğrettiğimiz gibi hastane personeline değil. Sonuç itibariyle bir 20 saniye en azından sabun ile ellerini yıkaması gerekiyor. Tabii mikroplar ellerimizin aralarında, saat takıyor isek, saat kordonumuzun altında, erişkinler için söylüyorum, yüzük kullanıyor isek, yüzüklerimizin altında
bulunuyorlar ve kendilerini koruyorlar, saklanıyorlar. O yüzden el yıkarken, büyükler için söylemek gerekirse, şimdi ek bir bilgi olarak, saatini çıkartacak el yıkarken, yüzüklerini çıkartacak, elini o şekilde yıkayacak. En az bir 20 saniye sabunlu suyla parmaklarını, baş parmaklarını, avuç içlerini özellikle temas ettirerek yıkaması gerekiyor. Tabii çocuklara bunu anlatmanız o kadar kolay değil. Sadece sabunla yıkaması gerektiğini, hemen su altına tutup çekmemesi gerektiğini anlatmamız 5 yaşındaki bir çocuğa dediğim gibi anlatmak o kadar kolay olmayabilir. Evet. İkinci bir husus tabii ki ek vitaminler, ek dışarıdan takviye tedaviler, ilaçların çok bir katkısı yok. Sadece çocukların düzenli uyku uyumaları enfeksiyonlarından korumalarında en önemli faktörlerden biri. Diğer bir faktör düzenli de uyku. Düzenli uyku. Çocukların uyuması gerekiyor. İkincisi, üçüncüsü de çocukların düzenli beslenmesi hocam, gerekiyor. Yani bunun saatini hocam benden daha iyi söyleyecektir ama kabaca söylemek gerekirse akşam için konuşur isek bir çocuğun akşam 9-10'dan sonra yatıp sabah 7'ye kadar uyuması gerekiyor. Düzenli uyku için herhalde en az bir 8 saat uyuması gerekiyor. Sağlıklı bir güne başlayabilmesi için 7-8 saat önemli. Mutlaka uyuması gerekiyor. Onun haricinde çocuklarımızı beslenmelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Bence ek bir şey vermekten ziyade bizim beslenmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Nedir bu? Çocuklarımızın sebzeden, meyveden bol beslenmesi, ceviz, bu tür yiyecekleri, badem çok önemli bunlar. Çok doğru söylüyorsunuz. Bunları alması en önemli vitamin kaynağı olacaktır. Yoksa haftada 3 gün balık yağıydı, yok katkı enfeksiyonları daha az geçirsin diye dışarıdan ilaçlardı. Bunların ek bir katkısı olmayacaktır. En önemlisini de sona bıraktım, aşılama. Evet. Biz tabii çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanlarıyız. Çocuklarımızı enfeksiyondan korumak için eğer aşısı var ise aşılamamız gerekiyor. Tabii ki bu dönemde de özellikle risk grubundaki olan çocukların aşılanması bizim için önemli. Bu dönemlerde yapılan biliyorsunuz grip aşısı var. Çocukların grip aşısını vurulmaları enfeksiyondan korumalarını ve hastalığı daha hafif geçirmelerini sağlayacaktır. Üzerine başka bir enfeksiyon girmesini de bazen kulak enfeksiyonlarını da azaltacaktır. Evet hocam, buna başka ek sorularla gene döneceğim ama sayın konuğumuzu fazla bekletmeden birlikte götürelim istiyorum. Hem psikolojik hem de fizyolojik açıdan birlikteliği koparmayalım diye. Hocam, ilk öğretime başlayacak olan bir çocuk psikolojik olarak okula nasıl hazırlanmalıdır? Anne baba ne yapmalı? Okul ne yapmalı? İşbirliği nasıl kurulmalı? Okula başlamadan önce gidip okul gezilmeli mi, öğretmenlerle tanışmalı mı, adaptasyon süreçleri nasıl olmalı? Geniş bir konu ama böyle çok ihtiyacımız var doğrusu. Tabii ki. Kısaca özetleyerek gidersek, çocuk için yeni bir dünya, yeni bir çevre onda tabii ki kaygı uyandıracaktır, korku uyandıracaktır. Hele hele özgüven noktasında sorun yaşayan çocuklarımızda bu biraz daha fazla olacak. Bundan dolayı çocuklarımız kendilerini güvende hissettikleri aile ortamından, ana kucağından uzaklaşmak istemeyeceklerdir. Bu konuda onlara yönelik zorlayıcı her türlü baskı teşvik ettiğimiz unsurdan soğumalarına sebep olacaktır. Yani okula yönelik her türlü zorlayıcı müdahalemiz, sözlerimiz, cezalandırıcı yaklaşımımız, çocuğumuz çok zeki olsa bile okul hayatından, öğretmenden, kalemden, defterden, kitaptan, akademik yaşamdan nefret etmesine sebep olacaktır. Evet, zoraki belki gidecektir ama bu onda kötü izler bırakacaktır. Bununla birlikte yine çok zeki olmasına rağmen o ortama ön yargıyla gideceği için ve aynı zamanda çocukların bir arada olduğu dünya son derece acımasız bir rekabet dünyasıdır. Adeta hocam, Afrika'nın... Hocam, çocuklar bir de çok acımasız oluyor. Kesinlikle. Bizim söylemeye çekindiklerimizi vallahi yüzümüze böyle şak evet. diye söylüyorlar. Onun için yaşanan bir gerçek yani, bu. Yani Afrika'nın ortasında vahşi doğanın kuralları nasıl hayatta kalmayı gerektiriyorsa çocuklar arasında da bu böyledir. Ya orada dur arkadaşım kırılırmış, üzülürmüş. Aman işte duyguları hassasmış falan dinlemezler, ezip geçerler. O yüzden zaman zaman o dünyada çocuğun var olma mücadelesi tabii ki onda ciddi derecede stresle birlikte kaygı ve beraberinde farklı korkuların gelişmesine neden olacaktır. Bu noktada gerek okul personelinin gerek ailenin çocuğun özgüvenine yönelik
destekleyici sözler ve davranışlarla korkularının üzerine gitmesi teşvik edilmelidir. Çocuğun birden korkularının ortaya çıkması durumunda ona baskıyla yaklaşmak yerine artıları, eksileri gösterilmeli, daha cezbedici bir takım özelliklerle okul dünyasının, eğitim öğretim dünyasının, arkadaş çevresinin, öğretmenlerinin artıları gösterilmeli. Ama tabii ki bir de mecburiyet gösterilmeli. Çünkü evde kalan eğer ki ebeveynlerden birisi çalışmıyorsa ben de annem gibi evde duracağım. Çünkü anne bu noktada çocuk için bir örnek olacak. Evet. Çalışmadığı için. Hocam buradan bir virgülle devam edeceğiz. Aynen. Benim de çok merak ettiğim noktalar var burada. Acaba biz kendi dönemimizde yaşadığımız okul sorunlarını mı çocuklara yansıtıyoruz diye oradan devam edeceğiz. Ama önce bir sokak röportajlarımızı izleyelim, ardından kaldığımız yerden devam Aynen. edelim. Ekranları başında bizleri Önce Çocuk programından izleyen tüm izleyicilerimize merhabalar. Okullar açıldı ve çocukların okulda ne tür sorunlar yaşadığını bugün Önce Çocuk izleyicileri için Kızılay Meydan'da soracağız. Mesela öğretmen olarak şunu gözlemliyordum, hep de ona üzülürdüm, söylerdim ara ara da toplantılarda. Mesela çocuklar aç karnına geliyor, daha ilk teneffüste hemen kantine koşarlar, bir kola bir simit mesela. Sağlıklı olmayan bir şekilde mümkün olduğu kadar evlerinde bir beslenme yapmaları bence uygun olur. Az bir süt bile ise faydası olur. Temizlik açısından tuvaletlerde falan şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadık. Daha bu sene başladık bu okula. İnşallah yaşamayız. Daha önceki okulunuzda oldu mu? Yok, hiç olmadı. Çok temizdi. Bu biraz da sizin dikkat etmenizle mi alakalı, okul yönetimlerinin? Okul yönetimi de çok dikkatliydi. Çocuklarını da tabii ona göre eğitiyoruz. Daha çok dikkat ediyorlar. Beslenmesi nereden oluyor? Evden. Çocuklar okulda ne tür sorunlar yaşıyor? Daha yeni başladığı için bilmiyorum yani. Mesela engelli kardeşlerimiz var. Onlara karşı herhangi bir şeyimiz yok. Okullarda nasıl diyeyim, merdiven asansör yok. İşte normal bir asansörü yok. Ben çok şahidim annesinin sırtında giden. Çocuklar okulda ne tür sorunlar yaşıyor? Sağlık anlamında, eğitim anlamında, fiziksel şartlar anlamında? Şimdi çok rahat, sütü var, hizmeti var, her şeyi var. Servisi var. Servisi var. Ne bileyim, ben şu anda çocuk okutmak isterdim. Torunlarım var benim. Çocuğum yok ama şu anda çocuk okutmak o kadar kolay ki. Bugün çocukların okulda ne tür sorunlar yaşadığının cevabını bulmaya çalıştık. Siz değerli Önce Çocuk izleyicileri için. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Muhabirimiz Selman Bey'e çok teşekkür ediyoruz bu katkısından dolayı. İzlediğimiz önemli bir nokta var. Bir vatandaşımız beslenme konusuna vurgu yaptı. Hocam siz aslında bahsediyordunuz ama orada galiba kahvaltıya bir vurgu yapmakta ihtiyaç var değil mi? Enfeksiyonlar, genel evet. sağlık açısından. Ne dersiniz? Yani çocuklarda şimdi kendi çocuklarımızdan da görüyoruz tabii ki bunu. Abur cubur yeme, okula gittiklerinde geçiştirerek kahvaltılarını yapmak istiyorlar. Tabii bu da bir beslenme bozukluğuna ve hakikaten de enfeksiyonlara açık hale gelmelerine sebep oluyor. Bu yüzden çocukların mutlaka okula gitmeden önce evde kahvaltılarını düzenli bir şekilde yapıp kahvaltılarında peynirlerini, zeytinini, domatesini, mevsimine göre salatasını yemesi gerekiyor. Sağlıklı beslenmesi için dediğim gibi siz de söylediniz, ceviz, badem bunlar vücudumuzun direncini artıran yiyecekler. Bu tür şeylerin tüketilmesi çok önemli. Evet, teşekkür ederim. Hocam konuklarımıza başlığında söz verdik. Sorunlarınızı mutlaka soracağız diye konuklarımıza. Burada iki nokta dikkatimi çekti. Bir tanesi okulların fiziksel ihtiyaçları. Engelli çocuklarımız, fiziksel engelli çocuklarımız var. Bir diğer de dikkat çeken bir nokta, babamız daha okula çocuk başladı, ne gibi sorunlarla karşılaşacağının farkında değil. Bu babalara herhalde bir ders vermek lazım. Sadece baba değil, ebeveynler diyelim. Çünkü sorumluluk ne evet. tek başına annede ne tek başına babada. Her iki tarafı da ilgilendiriyor. Evet, videolarımızda, röportajlarımızda görüyoruz ki anne babalar başlarına bir şey gelmeden
önce ya ben neyle karşılaşacağım, çocuğumu ne bekliyor, bizi ne bekliyor, bunun farkında değiller. Ancak başına bir şey geliyor, tıpkı hani dişimiz ağrıyınca diş hekimine gideriz ya, canımız yanınca aklımıza gelir ya, arabanın lastiği patlayınca bakımına yaptırma ihtiyacı duyarız ya, çocuğumuzla ilgili de başımıza bir sıkıntı gelmeyince beni ne bekliyor, ne yapmam gerekir, sorumluluklarım neler, çocuğum nasıl bir süreçten geçiyor umurumuzda bile değil. İşte bu yüzden herkes anne ve baba olmamalı. Evet. Önce anne ve babaların eğitilmesi gerekir ki çocuk o dünyaya hazır bir şekilde doğru ebeveynler elinde büyüsün, büyütülsün. Ama tabii ki bu henüz bu bilince sahip bir toplum değiliz. Ama yavaş yavaş oluyor. Sizlerin de destekleriyle, katkılarıyla. Ondan sonra evet hani biz araştırmalıyız. Hani daha okul hayatına başlamadan önce çocukla konuşmalı, onu karşılaşacağı ortam hakkında bilgilendirmeli, mümkünse daha önceden ziyaret edilmeli. Okulu korkutucu bir imajdan ziyade rekabet ortamını gerektiren, kötü ve karamsarlık duyguları uyandıran o negatif düşüncelerinden ziyade çocuğun zihninde okulla ilgili, öğretmenle ilgili ve arkadaş ortamıyla ilgili kesinlikle olumlu duygu ve düşüncelerin yerleştirilmesi gerekir. Bunun için kısa ziyaretler olabilir. Eğitim, öğretim hayatı başlamadan önce akademik kadronun da hazır bulunduğu okul ziyaretleri sırasında aile, çocuk ve okul tanıştırılabilir. Dönem dönem kısa aralıklarla gitgeller olabilir. Çocuk orayı benimseyebilir. Kendine ait bir mekan olarak görecektir. Aslında hocam çok harika değindiniz. Yani çocuğumuz okula başlamadan önce öğretmenlerimizle tanışalım, okul ortamını gezelim. Sadece okulun böyle öğretmenin sürekli bir şeyler anlattığı, bizim de sınavlara girdiğimiz bir ortam olmadığını, sosyal aktiviteler, yeni arkadaşlar, yeni eğlence alanları, yeni bilgiler, yeni insanlar, bir sürü artısını göstererek onları önceden hazırlamakta herhalde büyük fayda var. Kesinlikle, ama bu noktada yine çok önemli bulduğum bazı konular var. Mesela bir tanesi, bunu uygulayacak olan akademik personelin önceden yetiştirilmesi gerekir. Evet, formasyon alıyoruz ama bu bizim gerçek anlamda bir öğretmen, bir öğretici olduğumuz anlamına mı geliyor acaba? Bu tıpkı bir hekim olabiliriz ama dört dörtlük kendi sağlığımıza ilgilenebiliyor muyuz? Ya da bir psikolog olabilirsiniz. Yaşantınız dört dörtlük mükemmel, huzurlu ve sorunsuz mu geçiyor? Tabii ki hayır. O yüzden bizim özellikle eğitim ve öğretim camiasındaki personelimizi çok ciddi manada yetiştirmemiz gerekir. Akademik bilgiden ziyade ruhsal anlamda yetiştirmemiz gerekir. Çünkü çocuğun buna ihtiyacı var. Biz çocuklarımızı dedik ya hani röportajda da aileler hemen bunun üstünde duruyorlar. Sağlıklı beslenme. Evet, sağlıklı beslemeliyiz. Ama neyi? Çocuğun bedenini sağlıklı besleriz. Ama onun içinde bir yapısı var. İnsan bedeni ve psikolojik yapısı ikisi farklı yapılar. Yaşadığımız sürece iç içe geçmiş bunlar. Ve biz bir bütünüz, beden ve ruh sağlığı olarak. Bedeniyle ilgili aileler evet diyor. Keşke bu devirde çocuk okutsaydık ya da okutsaydık. Her türlü imkan var ama siz onun duygusal yönünü beslemezseniz, psikolojik anlamdaki ihtiyaçlarını eksik bırakırsanız, onu o haliyle en güzel okullara yazdırıp, en güzel servislerde, en güzel beslenme imkanlarıyla, en güzel defter kitap, en iyi öğretmenlerle ebeveynlik yaptığınızı zannedersiniz sadece. Bu sadece topu atmaktır, başka bir şey değildir. Gerçek anlamda çocuğu ihmal etmiş oluyoruz. Ama yüzyıllar önce de yaşasaydık, şimdi de yaşasaydık, biz doğru yeri beslersek doğru şekilde, o da insanın psikolojik dünyası, o yeni yeni filizlenen yapısı, o zaman o çocuk her zaman her yerde başarılı olur. Yanlış yere yatırım yapıyoruz. Hocam tam beslenme konusu, ruhsal açıdan ne yapacaklarımızı söylediniz, teşekkür ediyoruz. Biz de çocuklarımızın okul döneminde beslenme ile ilgili bir VTR hazırladık. Şimdi onu hep birlikte izleyelim. Sağlıklı toplumların varlığı sağlıklı bireylerle mümkün. Bu anlamda büyüme ve gelişmenin oldukça hızlı olduğu ilköğretim döneminde çocuklarımızın beslenmesi oldukça önem arz ediyor. Okul çağında 6 ila 14 yaş grubunu kapsayan bu dönemde çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenmesi onların ilerideki sağlıkları açısından oldukça önemli. Bu anlamda annelere, babalara, öğretmenlere ve eğitim camiasına ve bizlere büyük sorumluluklar düşüyor.
Çocuklarımızın gelişmesinin hızlı olduğu bu dönemde sabah kahvaltısı oldukça önemli. Okul başarısını artıran, konsantrasyon yeteneğini artıran, öğrenme kolaylığı sağlayan kahvaltı oldukça büyük öneme haiz. 8-10 saatlik bir açlıktan sonra çocuklarımızın sabah kalktığında yeterli ve dengeli bir kahvaltı yapıyor olması önemli. Kahvaltı menüsünde süt, peynir, yumurta, tahıl grubundan bir besin, ekmek ya da benzeri herhangi bir poğaça, börek vesaire bulundurulabilir. Çocuklarımızın bu dönemde kahvaltıdan sonra okula gittiklerinde öğlen menüsüyle kahvaltı arasında kuşluk döneminde bir ara öğün, öğlen yemeği ve ikindi döneminde tekrar bir ara öğün, akşam yemeği ve yatmadan küçük bir ara öğün olmak üzere günlük menüsünün 3 öğünün altına düşmemesi gerekir. Hatta 4 ya da 5 öğün şeklinde alınabilir. Diğer öğünlerde menü planlarken annelerin dikkat etmesi gereken önemli bir konu var. Bu çocuklarımızın protein alımı, kalsiyum alımı, posa alımı, vitamin mineral alımı, özellikle eğitim öğretimin başladığı şu dönemde havaların soğumasıyla beraber dirençlerinin düşmesi nedeniyle vitamin ve posa alımlarına dikkat edilmesi gerekir. Büyüme gelişmenin hızlı olması nedeniyle de kalsiyum ve protein alımlarına dikkat etmek gerekir. Bu anlamda süt yoğurt tüketimlerinin mutlaka günlük yarım kilonun altına düşmemesi gerekir. Ve her öğünde, özellikle ana öğünlerde posa içeren, vitamin içeren, sebze meyve kaynaklarının, et ve benzeri türevlerin bulunması gerekir. Toplum olarak karbonhidrat anlamında enerji sağlayan yiyecekleri zaten yeterince tüketmekteyiz. Pilav, makarna, börek, bunları her öğünde alabilir çocuklarımız. Okul beslenmesinde ve beslenme çantasına konulabilecek yiyecekler içerisinde de en anlamlıları süt ve türü bir içecek, ayran olabilir, kefir olabilir. Yanında peynirli bir poğaça ya da kıymalı bir börek olabilir, kek olabilir. Bu dönemde dikkat edilmesi gereken şey ambalajlanmış hazır gıdaların verilmemesi ve bunlardan mümkün olduğunca uzak durulması. Tekrar beraberiz. Hocam beslenme bayağı üzerinde durduk. Aslında şöyle gözüküyor. 3 ana, 3 ara öğün olmak üzere en az çocuklarımızın dengeli ve düzenli bir şekilde beslenmeni sağlamak gerekiyor. Kahvaltısız bir kere okula göndermiyoruz. Ara öğünlerde çantamızı besleyici ve abur cubur olmayan gıdalarla koyuyoruz. Ve ana öğünlerimizde asla atlamadan çocuklarımızı beslemeye çalışıyoruz. Buna çok özenle hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Eklemek istediğiniz? Yani benim tabii ideal olan bu. Ama dediğim gibi çocuklarımızı özendirecek çok şeyler var. Çok hakikaten bazen biz de özeniyoruz. Onların özendiği renkli, gibi. Renkli renkli. Ama yine de dediğim gibi çocukların sebze, meyve, süt ihtiyaçlarının, yani kalsiyum ihtiyaçlarının, protein ihtiyaçlarının mutlaka karşılanması gerekiyor. Arada da olsa çocukların badem gibi, ceviz gibi biraz evvel de söyledik. Evet, sebzelerinin, meyvelerinin tüketmeleri gerekiyor. Onun haricinde hocamız çok güzel bir şey söyledi biraz evvel de. Ben de bir vurgu yapmak istiyorum. Çocuklarımızı herhalde biraz fazla tabii stres altına sokuyoruz. İmmün sistemini, çocukların koruma hücrelerini sadece iyi beslenmemi bozmuyor. Stres faktörü de bozuyor. Aslında her yaşta bozuyor. Maalesef son yıllarda zonalı çocuklar görmeye başladık. Okul çağında, özellikle sınav dönemindeki çocuklarda zona dediğimiz hastalık görüyoruz. Ve evet, ben şahsen üzülüyorum bundan. Altta yatan hiçbir immün sistemi baskılanmış bir hastalık yok bu çocuklarda. Tamamen stresten, sınav stresinden dolayı bunu yaşıyorlar. Tabii bu da bizi bir hekim olarak bunu görmek üzüyor. O yüzden herhalde beslenme de önemli de çocukları stresten de birazcık uzak tutmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum ben. Hocam Afyon'dan bir konuğumuz arıyor bizi. Şimdi ona bağlanacağız. Filiz Akdemir Hanım. Filiz Hanım buyurun, hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Programınızı çok severek izliyorum. Bir sağlıkçı olarak. Ben Sayın Hocam Hasan Bey'e bir şey sormak istiyorum eğer mümkünse. Lütfen buyurun.
Çok teşekkür ederim. Hasıl Hocam, iyi günler, iyi yayınlar. İyi günler efendim. Ben şimdi ilkokula başlayan 7 yaşında bir oğlum var. Ve böyle hani okulda çok fazla hijyene dikkat edemeyeceği için çantasını özellikle bu hani dezenfektanlardan koyuyoruz, jel dezenfektanlardan. Hani ne kadar sağlıklı, bunu bu şekilde hani önleyebilir miyiz bu enfeksiyonları, onu merak ediyorum. Hani koymamız doğru mu, değil mi? Hani çok fazla sabundur, sudur, çocuklar hani bu yaşlarda çok bilemiyorlar ve yaklaşık 30'a yakın bir sınıf mevcudu var oğlumun. Ve o yüzden hani ne kadar öğretmen dikkat edebilir endişesiyle biz o jellerden hep koyuyoruz. Bunun ne kadar doğru olup olmadığını soracağım ben Sayın Hocam. Evet, aslında böyle bir uygulama yapılabilir. Özellikle bundan 3-4 yıl önce domuz gribi salgınında bizim de zaman zaman böyle önerilerimiz oldu. Çünkü çocuklar her zaman ellerini yıkama fırsatı olmadığı için. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Çocuklar bunu kötüye kullanabiliyorlar. Nasıl? Arkadaşının yüzüne sıkma, onu gözüne sıkma gibi böyle geri dönüşüm olaylar bize bildirildi. Yani çocuğunuz eğer ki dikkat edecek ise, başka arkadaşını bundan etkilemeyecek ise aslında iyi bir yöntem. Çünkü biz de aynı yöntemi hastanelerde her hastanın başında kullanıyoruz. Bir hastadan diğer hastaya geçerken elimizi onunla hemen kuruyor çünkü. Ve yıkamak zorunda kalmıyorsunuz. Ama dediğim gibi çocuğunuz dikkat etmeniz gerekiyor, iyice öğretmeniz gerekiyor. Yoksa koruma için iyi bir yol ama başka bir arkadaşının gözüne, ağzına, yüzüne sıkabilir. O yönden tembih etmeniz gerekiyor. Etkileyebilir. Yani sıkıntılı sonuçlar doğurabilir. Hocam, Filiz Hanım'a ben bir ek katkı daha sorusuna bir katkı sağlayayım. Bir de bunlarda önemli olan kimyasal içeriği. Evet. Bunlar markalı, en azından böyle bir şey yapacaksak içeriğini bilmemiz gerekiyor. Evet. TSE ve CE belgeli olması gerekiyor. Evet. Mutlaka kimyasal içeriğinin güvenilir ve zararsız olduğunun onaylanmış olması gerekiyor değil mi efendim? Bu mutlaka. Tabi eczaneden hanımefendi aldı ise mutlaka böyle bir onayı... Evet, eczaneden ediniyoruz Sayın Hocam. Eczaneden alıp, hani zaten sağlık çizgisi dikkat ediyoruz ama sırf hani biraz da olsa çocuğumuz uzak tutabilmek adına, enfeksiyon riskini azaltabilmek adına böyle bir yöntem eşimle karar vermiştik. Ama dediğimiz gibi hani böyle bir sakıncanın haricinde ya koruyuculuğunun olduğuna inandım şu an sayenizde. Çok koruyucu. Ediyorum. Ama dediğim gibi çocuğunuz lütfen tembih edin. Başka arkadaşını... Filiz Hanım çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Her zaman bekliyoruz Çok teşekkür ederim. Hocam, çok sağ olun. Böyle ilgilendirdiğiniz için bizleri, çok değerli hocalarımızla bir araya getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler efendim. Gene bekliyoruz. Özür dileyerek müsaadenizle bir soru da ben eklemek istiyorum. Buyurun efendim. Bazen kendileri ya da aile yakınları, aile bireyler için temizlik adına, hijyen adına çamaşır suyu kullanan kişilere rastlıyoruz. Bu doğru bir davranış mı? Nerede hocam? Tamam, el yıkamada. Doğru bir yaklaşım değil tabii ki. Çamaşır yani, suyu zararlı etkileri olabilecek bir şey. Özellikle dökerken bile kirli yerlere kendimizi koruyarak dökmemiz gerekiyor. O yüzden sıklıkla aşırı derecede obsesif kompulsif bozukluk, yani takıntıları olan kişilerde bunu rastlıyoruz. Kendileri yaptığı gibi çocukları üzerine koruma amacıyla. Maalesef. Ama zarar verici etkileri olabilir. Bazen bize de özellikle çok ulaşıcı hastalıklar olduğu zaman aileler korktuğunda bu yolu izlediklerini söylüyorlar. Biz de tabii özellikle dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyoruz. Cüneyt Hocam'la devam etmek istiyorum. Hocam şimdi biz okulu süsledik. Çocuğumuzu bir hafta boyunca canım okul çok güzeldir, yeni arkadaşlar, bir sürü onu gaza getirici ifadeler kullandık. Cici kıyafetler aldık, renk renk kitaplar, defterler aldık. Ama gene de çocuklar okula giderken ağlıyor. Yani bir okul korkusu yaşıyorlar. Evet. Dolayısıyla bu okul korkusu yaşayan, yani okul korkusunu her çocuk yaşıyor mu? Bu çocukların belli özellikleri var mı? Mesela şu özellikleri taşıyan çocuklar okul fobisini daha çok yaşar. Lütfen çocuklarınıza şu şekilde davranmayı bırakın diyebileceğiniz önemli noktalar var. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Esasında bu korkunun ismini şöyle değiştirmeliyiz. Bunun adı okul korkusu değil, ayrılık korkusu. Evet. Neyden ayrılık korkusu? Anne ve baba, yani çocuğun sığınma alanı, bölgesi, onun kendini sevildiğini hissettiği ve güvende hissettiği bir bölge. Adeta mağarası. Mağaradan çıkarken bilinmez bir dünyaya adım atıyor. İnsanı ne korkutur?
Düşünün, izleyenlerimiz düşünsün, kendi korkularını düşünsün. Hepsinin arkasında bilinmezlik yatacaktır. Sonrasında ne olacak yatacaktır ve karanlık bir dünya yatacaktır. Bilinmezlik bizim korkularımızın temelini oluşturuyor. Bu konuda onu aydınlatmak çok doğru bir yöntem, yaklaşım ama asıl ihtiyacımız çocuğun kendine olan güvenini sağlamak. Eğer ki kendine güveni olmayan bir çocuk yetiştirdiysek, kesinlikle bu çocuğumuz atacağı her adımda hem okul hayatı olabilir, hem parkta arkadaşlarıyla oynamak üzere dışarı çıktığında olabilir. Hep aileye yakın olmak isteyecek, mümkünse annenin yanında, mümkünse kucağında durmak isteyecektir. Annelerimizin genelde yaşadığı sorunlardan bir tanesi budur. Okula başlatmak, hatta anaokulunda sıklıkla yaşanır bu. Çocuk orada ayrılmak istemez, ağlama krizleri, anneler acı çekerler, vicdanları onları rahat bırakmaz. Öğretmenler mağdur, panik halde ne yapacaklarını bilemezler. Anne babaların yapması gereken tutum ve davranış, çocuğun özgüvenini arttıracak olan her türlü sözcüklerle, ödüllerle okul hayatının öncesinde çocuğun güvenini kazanmasına yardımcı olmaları yeterli olacaktır. Ama her birey gibi tabii ki yeni bir şeyi denerken, bilinmezliğe adım atarken kaygı belli bir düzeyde olmak zorunda. Yani onu da çok da fazla görmeyeceğiz. Ama bununla mücadele etmesine de izin vereceğiz. Evet. Aşırı korumacı bir tutum sergilemiyoruz. Hocam bir canlı telefonumuz daha var. Kırıkkale'den Semiha Yıldız hanımefendi. Semiha Hanım buyurun, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar. Merhabalar, buyurun efendim. Teşekkür ederim, programınızı izliyorum, çok güzel. Hele de şu an okulların açılmasıyla böyle bir şey gündemi olduğu için çok hoşumuza gitti. Benim de çocuğumun sıkıntıları vardı. Sayın hocamıza sormak istedim acaba neler yapabilirim diye. Bir tekrarlar mısınız? Evet, çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Biz de heyecanlıyız efendim. Birbirimizin heyecanını giderelim. Buyurun efendim tekrar. Benim sorum şöyle, yani soru demeyeyim de benim nasıl diyeyim anlatamıyorum da. Şimdi 20 yaşında engelli oğlum var benim. 20 yaşında. 8 yaşında da bir tane kızım var. 8. Yani şimdi okul zamanı derslerini rahat yapamıyor, rahat yemek yediremiyor. Yani onları birbirlerinden psikolojik anlamda nasıl ayırabilirim, ne yapabilirim? Okulun vermiş olduğu sıkıntılar var. Eve geldiği zaman yalnız kalmak istiyor. İşte benimle vakit geçirmek istiyor. Her şeyimiz çok kısıtlı olduğu için zaman zaman böyle biraz psikolojisi bozulabiliyor çocuğumun. Ne yapabilirim? Yani nasıl yardımcı olabilirler bana? Bahsettiği, izleyicimizin bahsettiği sıkıntılar hangi çocuğu için? 8 yaş mı, 20 yaş mı? 20 yaşında oğlum engelli, 8 yaşındaki kızım okula gidiyor. Peki, 20 yaşındaki oğlunuzun engelli nedir? Hangi sınıfta bir engelli var? Tanısı MMA. Tam anlayamadım. MMA değil mi efendim? Evet. Metil malonik aside mi? Evet. Tamam evet. Efendim, metabolik bir hastalık hocam. Evet. Zihinsel sorunlar da olabiliyor. Hı. Galiba evet. Kastettiğiniz şey Semiha Hanım, 8 yaşındaki kızınızın 20 yaşındaki engelli çocuğunuzla olan ilişkilerindeki sorunlar değil mi? Evet, evet. Ben öyle anlıyorum. Okuldan geldiğinde muhtemelen birlikte evet. kalmak istemiyor. Çünkü onun davranışlarını kontrol etmek zor olabilir. Evet, evet. Siz de her dakika başında olamıyor olabilirsiniz. Evet, çok öyle yani. Soruyu şöyle özetleyebilir miyiz? 8 yaşındaki yavrumuzla 20 yaşındaki engelli çocuğumuzun ilişkisi sağlıklı nasıl yürütülebilir? Evet. Evet, şimdi zor bir, izleyicimiz zor bir süreçten geçiyor. Görüşmek üzere Semiha Hanım. Teşekkür ederim. Birden fazla faktör var. Bir tanesi yaş aralığı, kuşak aralığı, bir tanesi cinsiyet farklılığı, bir tanesi tabii ki rahatsızlık durumu ve sıralama. Yani sıralama, kardeş sıralaması. Şimdi ilk çocuğumuzun muhtemelen o yaşına kadar, yani 8 yaş, 20 yaş arada 12 yıllık bir fark var. İlk çocuğumuz muhtemelen rahatsızlığından dolayı aile tarafından sürekli korumacı bir şekilde yetiştirildi ve bakıldı, ilgilenildi. Ama ne zaman ki kardeşimiz dünyaya geldi, artık ilk çocuk o ilgiyi, alakayı ister istemez görememiş olabilir. Bundan dolayı farkında olmadan bir kardeş kıskançlığı gelişmiştir ve ona tepki gösterecektir. Genelde bizim kardeşler arasında da şöyle bir şey görüyoruz, süreç görüyoruz. İkinci çocuklar genelde ilk çocuğu model alırlar.
onun attığı adımları atmaya çalışır. Onun yaşantısını, konuşma tarzını, giyim tarzını, hal hareketlerini izlemeye çalışırlar. Ama bunu kıskanarak değil, imrenerek, onun yerinde olmak için, onun sahip olduğu haklara sahip olabilmek adına. Bu çerçevede de her zaman ilk çocuk ikinciyi kıskanır. Çünkü yerine zaten gelmiştir, yerini işgal etmiştir, bir de hayatını işgal ediyor. Bu yüzden tepkili olabilir. Şimdi bu noktada ebeveynin çok iyi dengede tutturması çok önemli. Yani çocuklarına dengeli yaklaşması lazım. İlk çocuğunu tabii ki 20 yaş eğer mental anlamda bilmiyorum hani IQ testi yapıldı mı hangi aralıkta yaş aralığına göre çocuğuna yine yaklaşması gerekir. Kesinlikle sevgiyi ve güveni eksik etmeden ona yine aynı şekilde değerli olduğunu hissettirmesi lazım. Bunu yaparken de küçüğü ihmal etmeden yapması gerekir. Küçüğe de artık yavaş yavaş hastalık süreci nedir, abisinin içinde bulunduğu koşullar nedir, neden dolayı hangi davranışları yanlış yapıyor ya da normali nedir, yapmaması gerekir gibi onu tatlı bir dille, basit bir dille izah ederek, anlatarak abisinin olumsuz davranışları karşısında aşırı tepki vermesine ya da onu yanlış anlamasının evet. önüne geçebilir. Ama her iki çocuğun ihtiyacı olan şey şudur, ikisinin de sevgiye ihtiyacı var, ikisinin de güvene ihtiyacı var. Hocam bu ara bir virgül koyalım sohbetimize. Şimdi tabii ki çocuklarda okula başladılar ve göz sağlığı çok önemli. Özellikle başta kırma kusurları olmak üzere miyop, hipermetrop, astigmatizm gibi birçok sorun aslında bu dönemde tanı alabiliyor. Özellikle öğretmenlerimizin ve çocukların yazmaya ve okumaya başladıkları için öğretmenlerimizin de dikkatiyle bazen tanılar konulabilmektedir. Bununla ilgili göz sağlığıyla ilgili bir VTR'miz var. Onu izleyip sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Okul döneminde çocuklarda miyopi, hipermetropi ya da astigmatizma gibi kırma kusurları görülebilir. Hipermetropi ve astigmatizma genellikle okul öncesi yaşlarda başlar. Aileler bunu fark edemeyebilirler, okul çağına kadar anlaşılamayabilir ve çocuklarda tembellik oluşturabilir. Hem yakını hem uzağı görmede sıkıntı yaşayacakları için okula başladıklarında hem tahtayı görmede sıkıntı yaşarlar hem okumada ve yazmada sıkıntı yaşayabilirler. Yakın çalışırken çok yaklaşma ihtiyacı duyabilirler deftere ve kitaba. Satır atlayabilirler, parmaklarıyla takip etmek zorunda kalabilirler. Ve eve geldiklerinde de göz yorgunluğu, baş ağrısı gibi şikayetler yaşayabilirler. Ama her çocuk bunu ifade edemeyebilir. Ve bu ders yapma isteksizliği, okula gitme isteksizliği şeklinde de yaşanabilir. Miyopi ise 6-7 yaşından sonra başlar. Okul çağında herhangi bir dönemde başlayabilir. Eğer astigmatizma eşlik etmiyorsa yakın görmelerinde bir sorun olmaz. Uzağı görmede sıkıntı yaşarlar. Tahtayı göremeyecekleri için dersi ya yanlarındaki arkadaşlarının defterinden takip etmek zorunda kalabilirler. Ya da sık sık tahtaya gidip bakıp geri gelmek zorunda kalabilirler. Bu da bir süre sonra hem kendi dikkatlerini hem de bütün sınıfın dikkatini dağıtabilir. Gözlerini kısmak zorunda kalabilirler ve aileler bu şekilde öncelikle öğretmenler ve sonra aileler çocuktaki sıkıntıyı fark edebilirler. İdeal olan ailenin hiçbir şikayeti olmasa dahi ilk göz muayenesinin 1 yaşından önce yapılmasıdır. Ve bunu 9 aylıkken olmasını biz tercih ediyoruz. Çocuk konuşmayı öğrendikten sonra 3-4 yaşları civarında ve okula başlamadan hemen önce bu muayeneyi tekrar etmek gerekir. Ve çocuk okula başladıktan sonra da eğer mümkünse her sene bu muayeneyi tekrar etmek idealdir. Tekrar merhabalar efendim. Şimdi aslında annelere gözle ilgili şöyle pratik bir şey söyleyelim. Sonuçta tabii ki detayları da var işin ama çocuğunuz eğer gözünü büzüştürerek bakıyorsa, ödevlerini yaparken böyle yüzünü deftere kapatarak bakmaya çalışıyorsa,
Okulda da tabii ki görmeyle ilgili davranış değişiklikleri varsa öğretmenlerimiz de bu konuda çok görev düşüyor. Çünkü bazen biz öğretmenin uyarısıyla çocuklarımızda belli hastalık tanıları koyduğumuz olmuştur. Onun için onların da dikkatleri ve bizleri, aileleri, velileri uyarmalarıyla önemli hastalıklar ve sorunlar erken saptanabilir diye söylemiş olalım. Efendim şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu okul korkusu, artık sizin önerinizde onu kullanmıyorum. Ayrılık korkusu. Ne gibi semptomları var? Yani bunları, çünkü şöyle bir durum var. Bazen mesela çocuk karnım ağrıyor, bacağım ağrıyor, başım ağrıyor diyor. Bazen bu gerçek de olabilir. Ama bir okul ayrılık korkusuyla çocuk bunu bir bahane, bir hani tabiri hoş görün numara yapıyor da olabilir. Bunu ne dersiniz? Ne gibi semptomlar vardır? Böyle ayrıcalıklı noktaları var mı ayırmamızı sağlayacak? Şimdi sorunuzun cevabına geçmeden önce şunu söylemek isterim. Bir problemle ilgili eğer biz bir çözüm üretmek istiyorsak öncelikle o sorunun sebebini bulmamız gerekir. Çocuğumuzun yaşadığı her türlü sorun ve sıkıntı esasında bir sonuçtur. Biz sonuçtan memnun değilsek, sonuçlardan rahatsızsak, sonuçlar bizim üzüyorsa, bizim sonucu değiştirmek gibi bir niyetimiz varsa, o zaman bunun sebeplerini bulmamız ve anlamamız gerekir. Evet, hastalık bir sonuçsa sebebi mikroplardır. Mikropları kontrol edebilirseniz, o zaman hastalıkların önüne geçme şansınız olur. Aynı şey davranışlar, korkular için de geçerlidir. Bu noktada çocuğun ihtiyacı olan o sevgiyi ve güveni doğru bir şekilde verebilirsek, çocuk kaygılarını ve korkularını oluşturan gerçeklerle daha kolay yüzleşebilir. Ama buna hazır değilse ve o özgüveni sahip değilse, çocuğumuz psikolojik anlamda bu tip kaygılardan etkilenerek bedensel olarak evet bahsettiğiniz sorun ve sıkıntıları yaşayabilir. Biz bunlara psikosomatik rahatsızlıklar diyoruz. Her türlü tetkik, tahlil yapılır. Bedenle ilgili hiçbir şey bulunamaz ama nedense bitmeyen bir karın ağrısı vardır. Nedense bir türlü işte baş ağrısı, ateş vesaire bu tip şikayetler hocam, olacaktır. Aynen. Tam burada da işte biraz bize doktorlara burada iş düşüyor. Çünkü aileler haklı olarak bazen ayıramayabiliyorlar. Bir okul ayrılık korkusuyla gelen semptomlar, mesela karın ağrısı, eklem ağrısı, baş ağrısı, bazen kusmalar olabiliyor. Bunları hangi ipuçlarıyla biz ayırırız, değil mi? Yani ateş mesela eşlik ediyorsa bu artık bir okul ayrılık korkusu değil, bu gerçek bir sorundur. Ciltte bir döküntüsü varsa bu bir sorundur. Eklemlerde şişlik, kızarıklık, iç artışı gibi ne bileyim başka semptomlar varsa bir sorundur. Ne dersiniz hocam? Kesinlikle haklısınız. Yani biz hekimler bize böyle bir anne baba çocuğunu getiriyor ise biz tabii ki bu baştan bu psikolojik bir sorundur diye yaklaşmıyoruz. Elbette ki altta yatan sebepleri biz de soruyoruz ama biz daha çok bir organik hastalık var mı diye düşünmek zorundayız hekim olarak. Atlamamamız gerekiyor çünkü. Evet. Sizin de dediğiniz gibi gece terlemesi oluyor mu? Çocuğun karnı şişliği oluyor mu? Uykudan uyandıran bir karın ağrısı oluyor mu? Karın ağrısının süresi, dışkılanma değişikliği yapmış mı? Yapıyor mu? Vücudunda kırmızı basmakla solmayan lekeler oluyor mu? Kusuyor ise ne zaman kusuyor? Her yemekten sonra mı kusuyor? Özellikle sabah uyandıktan sonra mı kusuyor? Baş ağrısı değişik ediyorsa bunları soruyoruz. Hocamızın da dediği gibi ardından bir takım laboratuvar tetkiklerini kafamızdan elediğimiz hastalarda istiyoruz. Ve ardından tabii ki hocalarımıza yardım istiyoruz. Evet. Altta yatan sebepler ne olabilir diye. Hocam programımızda süremiz azalmaya başladı. Bir şey çok önemli. Bu ayrılık korkusu nasıl yenilir, nasıl başarılır? Sonra hocama çünkü bir soru daha soracağım. O önemli, onu geçmemek lazım. Ne dersiniz? Yani ayrılık korkusu çocuklarda nasıl yenilir? Aile, okul ne yapacağız biz? Doğru anne baba tutumu sergileyerek otorite konumundaki insanların, yani annenin, babanın, öğretmenin çocuğun benliğini ezmeden onun kendisini ispatlamasına, kendi kendine yetebildiğini ona gösterme fırsatı vermeleri gerekmektedir. Ve her zaman bunu onu besleyerek yapmaları gerekmektedir. Şu an çocuğumuzun beslenmeye ihtiyacı var. Fiziksel olarak nasıl beslenmeye ihtiyaç duyuyorsak, duygusal olarak da bu beslenmeye ihtiyacımız var. Korkularımızla bile mücadele edebilmek için bu iki şeyi vermediğimiz sürece mücadele edemezsiniz. Bu iki şeyin bir tanesi sevgidir, bir tanesi güvendir. Çocuklarımızı seveceğiz, onları güvende hissettirip
güvendiğimizi göstereceğiz. Çok basit ve sıradan gayret ve başarılarını bile rastlasak neden daha fazlasını yapamıyorsun değil. Aferin, bu kadarını yaptın, harika, bravo, sana güveniyoruz, daha iyisini de başaracaksın, buna inanıyoruz diye çocuğun sırtını sıvazlamamız gerekiyor. Her pozitif davranışı ödüllendireceğiz, kesinlikle, motive edeceğiz ve güven telkin edeceğiz değil kesinlikle mi hocam? Hocam kısa cevap olmak kaydıyla, çünkü süremiz kısaldı. Çocuklarda bulaşıcı hastalıkları nasıl koruyacağız? Okullarda kalabalık ortamı, su var, işte tuvaletler var, yemekhaneler var bazı okullarda. Mesela teneffüsler, süreler, işte camların açılması, sınıfların havalandırılması, böyle ana unsurlar neler? Tekrar söylüyorum, aslında Sağlık Bakanlığı da her platformda bunu afişleriyle, baş sunumlarıyla ifade ediyor. El yıkama. Lütfen çocuklarımıza el yıkama alışkanlığını kazandıralım. Birbirleriyle fazla temas etmemeleri gerektiğini söyleyelim. Beslenmelerine, uyku düzenlerine dikkat edelim. Bizim enfeksiyon hastalıkları, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanları olarak istediklerimiz bunlar. Dışarıdan ekstra katkılar istemiyoruz. Çok teşekkür ederim. Hocam son sözleriniz belki iki cümle. Belki iki cümle. Evet, yani kusura bakmayın. Şimdi bugün itibariyle Yunus Emre'yi niye hatırlıyoruz? Hepimiz tanıyoruz. Mevlana dersen bilmeyen var mıdır? Tanımayan var mıdır? Yoktur. Hacı Bektaş Veli dersek duymayanımız yoktur, bilmeyenimiz yoktur. Bu insanların farkı şu, insana yatırım yapmışlar, doğru yere yatırım yapmışlar. O da sevgiye. Biz çocuklarımıza eğer iyi yerlere gelmesini istiyor, gerçekten onlara sağlıklı bir ebeveyn olmak istiyorsak sevginizi eksik etmeyeceksiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki çarşamba günü saat 16'da Sağlam Çocuk Takibi ve Aşılar başlıklı bölümümüzde karşınızda bulunmak istiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah çarşamba günü saat 16'da sizleri programımıza bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle efendim. Saygılar.